Sayın Bakan Yardımcımız Sayın Türkan vekalet edeceğim. Başkanımızın sağlık durumu iyi. İki gün önce Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladık. Gururlandık. Sorunlarımıza duyarlı bir bakanlığımız var. Çocuklarımız adına umutluyuz. Gönül isterdi ki bu umudumuzu coğrafyamızdaki tüm çocuklar için de taşıyalım. Tamam arkadaşlar. Evet. Ben de öncelikle Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum. Gerçekten 100 yıllık bir birikimle önümüzdeki 100 yılı inşa etmek üzere biz de üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazır bir biçimde bekliyoruz. Bugün, daha doğrusu biz dün başladık aslında bu anlamdaki çalışmalarımıza. Dün yine İSO'nun yaptığı okulların açılışlarını yaptık İstanbul'da toplantılarımızda. Hızlı bir şekilde inşallah Türkiye 100 yılını inşa edecek bir birim varsa Milli Eğitim Bakanlığı, bizim de en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi de sektör temsilcileri. Ben o yüzden sizlerin bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah 100 yılı güzel bir şekilde icra ederiz. Biz bakanlık olarak da çok yoğun bir etkinlik dönemi geçirdik. 56 bin kurumda, sadece kamuyu kastediyorum, özel buradaki arkadaşların okullarındakilerini dahil etmeden söylüyorum. 200 binin üzerinde etkinlik yaptık 100. yıl kutlaması anlamında. Kuşkusuz bu seneki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 100. yıl olmasına rağmen biraz buruk kutladık. Malum hem Metin Bey bahsetti, başkanımız bahsetti. Dünya şu anda bir soykırıma şahit oluyoruz. İzliyoruz adeta. Ben bu konuyla ilgili bütün konuşmalarımda dünyada barışı ve temel hak ve hürriyetleri korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların üstlerine düşen sorumlulukları yeterince yerine getirmediklerine inanıyorum. Başka örneklerini yaşadığımız savaşlarda ya da insanlık dışı muamelelerde devreye giren uluslararası mekanizmalar, başta Birleşmiş Milletler, Lahey, Ahim ve benzeri yapılar olmak üzere maalesef İsrail-Filistin arasındaki İsrail'in soykırıma varan müdahalesinde devreye girmedi veya etkin bir biçimde devreye girmedi. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in savaş suçlusu olarak ilan edilmesini, uluslararası kamuoyunda bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağını açıkladı. Ben bu talebi ve bu girişimi çok anlamlı buluyorum. Eğer uluslararası yapılar İsrail'i savaş suçlusu ilan etmezse, Birleşmiş Milletler, onun ürettiği evrensel metinler, insan hakları metinleri ya da Lex Lata süreçleri, ya da Cenevre Sözleşmesi, aklınıza gelebilecek bütün bu uluslararası metinlerin ben hepsinin işlevsiz, politik, ideolojik gerekçelerle üretilmiş ve şimdi içinde yaşadığımız dönemde insan haklarını korumaktan uzak metinler olduğuna inanacağım. Dolayısıyla inşallah umut ediyorum Birleşmiş Milletler ya da ilgili mekanizmalar en azından savaş suçlusu ilan etme zahmetine katılırlar. Geçen haftaki teşekkür metni için de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Çok insani bir durum. İnsan yaptığı şeylerin sektörde, sahada karşılık bulduğunu görünce mutlu oluyor. Marifet iltifata tabi diye güzel bir veciz sözümüz var. Ben o yüzden o teşekkür metnini kaleme alanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi konuşmama başlamadan önce bir iki hususun daha altını çizmek istiyorum.
Metin Bey kısmen bahsetti, SGK, KDV ve benzeri problemler. Ben, belki arkadaşlar bahsetmişlerdir, yaz aylarındaki bir bakanlar kurulu toplantısında da bu problemlerle ilgili kabinenin tedbir alması için, bize katkı vermesi için bir sunum yapmıştım. Bunların dışında belki, yani Metin Bey'in söylediklerinin dışında ilave bir teklifim daha vardı benim. Onun üzerine de çalışıyoruz. Özellikle özel okulların boş kontenjanlarının kamu okulları tarafından veya bizim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılması ile ilgili bir çalışmamızı da yürütüyoruz. İnşallah dediğim gibi karşılıklı anlayış içerisinde bu şeyimizi yürüteceğiz, ilişkimizi. Ben tabii bunu söylemeye gerek yok. Gerek müsteşarlığımız döneminde, gerekse bakanlık görevi tevdi edildikten sonra sektörü ve sektör temsilcilerini sürekli bir paydaş olarak kabul ettim. Hatta belki dikkatinizden kaçmıştır. Mahmut Bey'le devir teslim yaparken ben özel sektörde bizim yükümüzü alan paydaşlarımıza da atıfta bulunarak süreci onlarla birlikte yürüteceğimizi, yürütmek istediğimizi özellikle söyledim. Zaten toplasanız 3-5 dakikalık bir konuşmanın içerisinde bu cümle özgül ağırlığı olan bir şeydi. Metin Bey dedi, yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Hatırlayalım, müsteşarlığımız döneminde özellikle FETÖ sürecinde bize destek olan özel okullara defaten teşekkür ettik ve problemlerinin çözümü için de çok çaba sarf ettik. O tarihlerdeki projeksiyonumuzu hatırlatmakta yarar var. Biz OECD ortalamalarının üstünde bir kamu özel okul skalasının Türkiye'ye yakıştığını ve olması gerektiğini söylemiştik. Ardından özel okulların en azından belli bir seviyeye gelinceye kadar kamudan teşvik alması yönünde bir uygulama başlatmıştık. Sonrasındaki süreç belki Metin Bey'in zikrettiği hem pandemi, ardından deprem ve benzeri süreçlerle biraz sekteye uğramış olabilir. Dolayısıyla biz başladıktan sonra da kaldığımız yerden devam etme eğilimindeyiz. Politikamız bu. Tabii bakanlık olarak biz kıymetli arkadaşlar, evlatlarımızın eğitim ve öğretime çağın gerektirdiği bilgi, beceriyi kazanması, milli ve evrensel değerleri içselleştirmesi için ana bakış açımız burası. Bir taraftan bunları yaparken, bir taraftan da çocuklarımızın müreffeh ve topluma yararlı bir hayat sürmeleri için, okullarını bitirdikten sonra rahat bir hayat yaşayabilmeleri için tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda attığımız adımları da, bütün adımları da paydaş olarak kabul ettiğimiz kesimlerle istişareler yürüterek yapmaya azami derecede özen gösteriyoruz. Eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak yaz aylarında kamuoyunda da çok tartışıldığı için üzerinde durmayacağım. Aldığımız bütün kararları, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, idarecilerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, alan akademisyenleriyle ortaklaşa toplantılar, çok geniş katılımlı toplantılar yaparak istişareler neticesinde bu kararlarımızı aldık. Bilmiyorum görenler oldu mu, ortalama 250 kişilik öğretmenler odası toplantıları yapıyoruz. Ve açık, ucu açık bir toplantı süreci. Mikrofonu alan herkesin konuştuğu, fikrini beyan ettiği, öğretmen arkadaşlarımızın kendilerini rahatça ifade ettiği toplantılar bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu da İstanbul'da yine aynı toplantıyı organize edeceğiz. Biz buralarda aldığımız verilerle besleniyoruz. Yaz aylarında aldığımız işte çocuklarımızın ana dil becerilerinin geliştirilmesinden tutun aklınıza gelen bütün tedbirleri bu tür toplantılarda alarak kamuoyuyla paylaştık. Bugün de sizlerle bu anlamda yürüyeceğimiz yolda
bize fikirlerinizin katkı vereceğini, işbirliğimizin önemli olduğunu sizlerle paylaşmak için buradayım. Ben kabaca üç başlık halinde sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bir teşekkür borcumuz var. Başkanımız da konuşmasında bahsetti. Gerek TOB, gerekse yerel odalar, biraz önce söyledim, İstanbul Sanayi Odası'nın okul açılışına katıldık. Bizim bu anlamda gerçekten yükümüzü alıyorlar. Eğitim-öğretim sürecine katkı veriyorlar. Binalar yapıyorlar. Okullarımızın donanım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Öğrencilerimize aynı desteklerde bulunuyorlar iş adamlarımız. Hem kurumsal olarak hem de kişisel olarak. Ben bu desteklerden dolayı öncelikle TOB'a teşekkür ediyorum. TOB'un şahsında, Başkan Bey'in şahsında bahsettiğim yerel odaların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz gerçekten bu ilişkiden çok memnunuz. Geliştirilmesi için de üstümüze her ne düşerse yapmaya da hazırız. Bizim nihayetinde eğitim-öğretim ortamlarının, fiziki altyapılarının geliştirilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Yıllık genel bütçeden ayrılan payla yapabileceğimiz eğitim-öğretim binası ya da okul sayısı belki çağ nüfusu ile denk düşüyor. Halbuki biraz daha steril ortamların oluşturulması için bu türden dış destekler, paydaşların destekleri bizim için önemli. O yüzden ben Başkan Bey'in nezdinde sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca sektör arzu ettiğimiz gibi benim daha önce ifade ettiğim, müsteşarlık dönemimizde ifade ettiğimiz gibi %20'ler bandına özel okul, kamu okulu ayrımı veya oranı %20'ler bandına ulaştığında bizim açımızdan ayrı bir rahatlamaya sebebiyet verecek. O yüzden özel okul, özel öğretim kurumu sahibi, kurucusu, temsilcisi, bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum bu yükün altına girdikleri için. Biz sizi böyle değerlendiriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da böyle yürüteceğiz. Bu teşekkür faslından sonra konuşmamda değinmek istediğim ikinci kısım mesleki ve teknik eğitim. Bu konuyla ilgili de yine daha önceki çalışmalarımız Başkan Bey zikretti. 2013 sürecinde başlayan çalışmalarımızdan ben gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Türk kamu bürokrasisi içerisinde devrim niteliğinde adımlar atıldığını düşünüyorum o süreçte. Bunlardan bir tanesi unutulduğu için hatırlatmakta fayda var. Proje okullar. Normal koşullarda bu kavramı literatüre kazandırmasaydık, mevzuata kazandırmasaydık, meslek liselerinin, öğretim programlarının, öğretici kadrolarının belirlenmesine, öğretim materyallerinin oluşturulmasına, sektör temsilcilerini dahil etmemize çok fazla imkan yoktu. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yaptık. Madem sektörle birlikte çalışacağız, madem sektörün bu anlamdaki ihtiyaçlarını giderebilecek donanımlı gençler yetiştireceğiz, o zaman yetiştireceğimiz gençlerin profilinin belirlenmesinde, aldıkları eğitimin çerçevesinin belirlenmesinde sektörle masaya oturmamız gerekiyor dedik. Ve proje okulları bu çerçevede kullandık. Sektör temsilcisi iş adamlarıyla, sektör temsilcisi kurumlarla oturduk. Müfredatını belirlediğimiz meslek liselerini proje okulu olarak ilan ettik. Bununla da yetinmedik. Çerçevesini çizdiğimiz bu proje okulların eğitim öğretim kadrolarına sektörden donanımlı işi bilen insanların eğitici kadrosu ile okullarda ders vermesinin önünü açtık. Ben bunları çok önemsiyorum. Bunlar belki siz özel sektör bunu bilmeyebilirsiniz. Kamuda 657 dışında bir kişinin kamu kurumlarına girip bu türden sürece katkı vermesi çok
kolay bir süreç değildir. Attığımız bu adım bence çok önemliydi. Nitekim yani bir eleştiri olsun diye söylemiyorum ama bir tespit olarak söyleyeyim. Muhalefet o zaman bu işleri yaparken bizim okulların içerisine başkalarını sokmakla eleştirerek çok bu projeye de olumsuz yaklaşmıştım. Unutuyoruz tabii bunları zaman geçtiği için, o yüzden hatırlatmak istedim. Proje okullarla ilgili üçüncü sağladığımız şey de ayrıcalık diyelim, o da çok önemli. Bizim normal orta öğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme prosesinin dışına çıkarttık proje okulların. Dolayısıyla hangi alanda yetişecekse çocuk, o alanın gerektirdiği becerileri test edilerek okullara öğrenci alma inisiyatifi tanıdık. Ben bunu çok önemsiyorum. 2016 yılında bence çok büyük bir adım daha attık. Orada da eğitim öğretim sürecini alan, yani şunu gördük. Bütün bunları yapıyoruz ama çocuklarımız iş yeri eğitiminde, yani uygulama kısmında problem yaşıyorlar. Bu problemi çözmek için de iş yerleriyle konuştuğumuzda stajyer öğrencilerin maliyetini karşılamak istemedikleri, başlarına gelebilecek olası hastalık ve kazalar konusunda sorumluluk almak istemediklerini belirttiler. Burada böyle bir problem ortaya çıktı. Bir de bazı çocuklarımızın mesleki eğitimle beraber orta öğretim sürecini yürütmekte zorlandıklarını veya daha çok iş yerinde bulunmalarının doğru olacağı. Şimdi bu problemler sahadan gelince bize, bunları çözmek için de 2016 yılında bence çok önemli bir adım daha attık. Ve staj için işletmelere gönderdiğimiz çocuklarımızın, öğrencilerimizin meslek hastalıkları ve iş yeri kazalarına karşı sigortalanması, sigorta giderlerinin kamu otoritesi tarafından ödenmesi sürecini başlattık. Ayrıca sigorta dışında çocuklarımızın iş yerinde geçirdiği sürelerle orantılı bir biçimde iş yerinin büyüklüğüne, öğrencinin orada geçirdiği zamana göre asgari ücretin %30 ve %50'si oranında çocuklarımıza staj ücreti uygulaması başlattık. Bir de MESEM'leri oluşturarak, ki bence o da çok önemli, MESEM'ler aracılığıyla meslek teknik eğitim merkezlerinin orta öğretim kademeleriyle muadil bir hale gelmesini sağlamış olduk. Bence bunlar çok önemli adımlardı. Sonrasında da geldiğimiz noktada, kötü bir noktada değiliz ama daha iyi adımlar atabiliriz. Ben geldiğimiz noktayı özetlemesi açısından bir iki rakamı sizlerle paylaşayım. 2023-24 eğitim öğretim yılı itibariyle şu anda bizim 2403 tane mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var. Bunların içerisinde 53 alan ve 114 dal var. Totalde baktığımızda 1.092.536 öğrencimiz var. Ayrıca MESEM'lerde ise 376 tane bağımsız MESEM'imiz var. Bu kurumlarımızda ve mesleki teknik Anadolu liselerimizin bünyesinde bulunan MESEM programlarımızda toplam 38 meslek alanında 192 dalda 1.264.000 öğrencimiz var. Toplamına baktığımızda bütün kurumlarımızda, özellikle de dahil ederek söylüyorum, 2.660.291 öğrenci şu anda meslek liselerimizde ve MESEM'lerimizde eğitim görüyor. Şimdi bu rakam çok büyük bir rakam. Biz elimizdeki bu rakamı işlevsel değerlendirebilirsek ne sektörün bu anlamda eleman ihtiyacı olur ne de çocuklarımızın gelecekle ilgili olarak bir kaygıları olur. Dolayısıyla ben bu kadar büyük bir iş gücünü, bu kadar büyük bir alanı yönetmek için sizlerle bu anlamda TOBB'la işbirliğini daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bizim buradaki sıkıntılarımızdan bir tanesi şu, meslek liselerimizi biz biraz daha öğrencilerimizin tercih etmesini kolaylaştıracak tedbirler almak istiyoruz. Bu anlamda meslek liselerimizi cazip hale getirme adına mesela biz ara eleman
kavramını kullanmamayı tercih ediyoruz. Onun yerine başka ifadeler kullanmak gerekir. Usta, teknisyen, artık her neyse bunu yaparsak kısmi bir cazibe en azından kazandırmış oluruz. Onun dışında biz meslek liselerinin genel anlamda bizim meslek liselerimize baktığımızda illerde çok merkezi konumlarda ve çok güzel lokasyonlara sahip olduğunu görüyoruz. Bunları biraz revize edersek öğrencilerimiz açısından da cazibe noktası oluruz. Aksi durumda bu bahsettiğimiz öğrenciler üniversiteyi bitirdiklerinde, liseyi bitirdiklerinde kendilerine çok cazip gelen yüksek öğretim programlarına kayıt yaptıracaklar ve yaptırıyorlar. Oradaki kontenjanlar da onların orayı tercih etmelerini sağlayacak düzeyde. O yüzden gelin hep beraber hem meslek liselerimizi daha cazip hale getirelim hem de buradaki öğrenci arkadaşlarımızın mezun olduktan sonra cazip ortamlarda istihdamları için tedbirlerimizi alalım. Bahsetmek istediğim son konu da burada daha çok temsilcisi olan özel öğretim kurumlarımız. Özel öğretim kurumlarımızla ilgili olarak da şimdi saate baktım başkanım, 9 kişiye söz vereceksek ben hızlıca toparlayayım, sorularla devam ederiz. Ama özel öğretim kurumlarıyla ilgili bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım özel öğretim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakibi ya da böyle köşeye sıkıştırılması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz arkadaşlar. Yani bunun altını özellikle çizerek söylüyorum. Başkası nasıl düşünmüş, nasıl davranmış hiç önemli değil bizim için. Bizim aramızdaki arkadaşlarımız Kemal Bey zaten sektörün içinden geliyor. Aynı şekilde Fethullah Bey sektörün içinden geliyor. Ali Bey de öyle sayılır. Öyle kabul ederiz. Biraz önce şeyi söylemeyi unuttum. Özellikle bu OSB içi ve OSB dışı meslek liselerle ilgili problemleri de yine muhtemelen sorularla beraber konuşuruz. Dolayısıyla bizim sektör temsilcileriyle ilişkilerimizde bu anlamda çok iyi bir ilişki var. Başkanım o yüzden buradaki arkadaşlara bu ilişkiyi çok gerçekten iyi yürüttükleri için hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yeni değil. Özellikle 2013 dershane sürecinde de burada bu arkadaşlardan, şu an burada bulunan arkadaşlardan biz çok ciddi destek aldık. O da ayrı bir parantez için onu da söylemek isterim. Şimdi biz yaz aylarında özel öğretim kurumları ile ilgili yaşanan akut problemleri çözecek bir kısım tedbirler aldık. Özellikle eğitim öğretim ücretleri ile ilgili yaşanan kriz, ardından okulların yaşadıkları bazı problemler, onlarla ilgili hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve birçok konuyu çözdük. Biraz önce söylediğim konu başlıklarında da Metin Bey'in konuşurken söylediğim özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerinin kamudaki gibi kamu tarafından en azından aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi de ben Bakanlar Kurulu nezdinde de gündeme getirdim. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada bir problemimiz yok. İnşallah çözeceğiz. İnşallah. Yalnız bir konu bizim için önemli. O da malum işte yaklaşık 100 milyar doların üzerinde bir bütçeyle biliyorsunuz hükümetimiz, devlet, millet, toplum hep beraber deprem bölgesinde ki yıkımı tedavi etmeye çalışıyoruz. Tekrar illerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Hükümet de kaynakların önemli bir kısmını bölgeye ayırdığından bu tedbirlerimiz özellikle ekonomik konularla ilgili tedbirlerimizde önerdiğimiz tedbirlerin belki kabul edilmesi zaman alacak. Bunu da parantez içi söyleyeyim. Bir diğer husus benim sizden istirhamım şu. Yazın daha doğrusu Eylül ayının başındaydı yanlış hatırlamıyorsam yaşadığımız olay
bir tane olay örnek vereyim size. Şimdi özel okullara bizim bastığımız kitapların dağıtılması uygulamasını biz başlattık. Yani 2014'te başlattık. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız diye devlet kitaplarımızı verdik. Fakat bazı özel okullarımız bizden kitap istediği halde aldığı kitapları ambalajları açılmamış bir biçimde işte hurdaya gönderdiğine dair işte sosyal medyada veriler paylaşıldı. Bu bir örnek, bunun üzerinden konuşacağım. Bu tabii kamuoyunda infial oluşturdu. Niye kitap veriyorsunuz? Bu sefer bizim sizlerle ilgili yürüttüğümüz ve elde ettiğimiz pozitif hava biraz negatife dönüyor. Benim sizden istirhamım şu, sektör olarak bu anlamda sizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakabilecek olumsuz örneklere karşı siz de tedbirlerinizi alırsanız bizim de sizin adınıza yürüttüğümüz mücadelede taleplerimizin karşılanma oranı yükselir. Benim sizden istirhamım bu. Attığımız adımlara, başlattığımız uygulamalara hep beraber sahip çıkalım. Ancak bu şekilde sonuç elde edebiliriz. Ders kitabı bir örnekti. Onun dışında başka bir sürü örnek zikredebiliriz. İşte bunlardan bir tanesi dün, özür dilerim, pazar günü Antalya'da yaşanan olay. Bu ve benzeri olaylar imajımızı, ilişkimizi nihayetinde kamuoyunda farklı ve tartışılır bir hale getiriyor. Evet, onu da takdim edelim o zaman. Biraz seri yapabilir misin?